Çok üzgünüz tabii. Çok uzun mesailerimiz var. Ayrıca mesaimiz dışında o bizim çocukluk kahramanlarımızdan biriydi. Köksal abiyi çok özleyeceğiz. Ne diyebilirim bilmiyorum yani. Son zamanlar sürecine hakim miydiniz? En son ne zaman gördünüz efendim? Açık kalp ameliyatı, bypass olmuştu birkaç ay evvel. Daha sonra böbrek yetmezliğine bağlı rahatsızlıklar nedeniyle vücudu kaldırmadı diyelim ama o şeyleri de, operasyonları da geçirmek zorundaydı. Azami ihtimam gösterildi ama her şey insanın elinde değil. Tekrardan başınız sağ olsun. Sağ olun. Hepimizin başı sağ olsun. Çok kısa duygularınızı alsak olur mu? Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz bir şey söylemiştiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler, sağ olun. Köksal abi çok önemli bir tiyatro sanatçısıydı bizim hepimizin, yani örnek bir abimiz. Onun içinde yani benim çocukluğum, hep aynı bir şeyi söylüyorum ama Red Kit'in sesi, ne bileyim, Eddie'yle bir dinledik, onunla beraber büyüdük aslında farkında olmadan. Sonra da tiyatroda çok izledim, çok öykündüm, çok şeyler aldım ondan. Bu işin nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili ve işe nasıl bir disiplin getirilmesiyle ilgili çok değerli bir sanatçıydı. Son zamanlarda da çok önemli rollerde izledik. Ben Kenter Tiyatrosu'nda onunla aynı sahneyi paylaşma şansım da oldu. Hatta ilk oyunum Martı'da da oynuyordu. Ben de Kenter Tiyatrosu'na ilk girdiğimde. Dolayısıyla benim için çok önemli birisini kaybettik. Çok üzgünüm. Bugün de son görevimizi yapmak için buradayız. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyelim. Peki efendim, son dönemlerinde görüşme şansınız olmuş muydu? Evet, konuştum. Birkaç kez telefonda konuşmuştum. Bir uzun zamandır vardı bir böbrek rahatsızlığı zaten. Onunla ilgili biraz canı sıkkındı. Daha fazla izin vermedi diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Başınız sağ olsun diyelim önce. Hepimizin. Ne söyleyelim yani. Tabii bir taraftan insan böyle bir ustayla çalışmış olmak, böyle bir insanı tanımış olmaktan mutluluk duyuyor. Ama deminden beri onu söylüyorum. Yani beni en çok üzen şey onun o güzel enerjisinden dünyanın mahrum kalmış olması. Bu çok üzüyor beni. Dediğiniz gibi siz de beraber aynı setleri paylaştınız. Özellikle aynı seti paylaşan insanlar onun yokluğunda bayağı zorlanacağını söyledi. Yani sadece çok güzel setle bir alakalı oldu. Değil ki. Yok yani hani işte bir şeyler 25, paylaştığınız evet için. Evet, 25 yıllık ustamız. İlk izlediğimde 20 yaşındaydım onu. Şimdi hangi birini anlatayım, ne söyleyeyim? O kadar değerli, o kadar kıymetli bir insan ki. Başımız sağ olsun. Peki hastalık sürecinde görüşme şansınız olmuş muydu? Maalesef benim son 3 ayda bir görüşme şansım olamadı. Çünkü çok yoğun bir çalışma sürecindeydim. Onun öncesinde işte en son Ekim ayında çekim bittiğinde görüşüyordum. Yani evet biraz kötüye gidiyordu. Bunu hissediyorduk sette de. Kendi aramızda da bu kaygımızı bir paylaşmıştık. Sonrasında işte daha kötüye gitti maalesef. Başınız sağ olsun. Hepimiz.